siyasi iktidarın zaman zaman çelişkili açıklamalar olsa da devletin en tepesinde sağlam bir iradenin tezahürü bizi rahatlatmaktadır. Ekonomik ambargolar konusundaki birbiriyle örtüşmeyen değerlendirmeler siyasi, askeri ve diplomatik caydırıcılık vasfımızın sulandırılması en başta bölgedeki inandırıcılığımızı sekteye uğratacaktır. Bu konularda Sayın Cumhurbaşkanı'nın sözleri olumludur. Beklentimiz 22 Eylül 2017 tarihinde kamuoyuna açıklanan Milli Güvenlik Kurulu kararlarının ruhuna uygun devlet politikasının jeopolitik riskleri göğüsleyecek ölçüde milli bekayı güvenceye alacak biçimde oluşturulup olgunlaştırılmasıdır. Barzani derhal aklını başına almalıdır. Referandumu tümden iptal etmelidir. Bu arada Fransa'nın arabuluculuk rolüne soyunarak Irak Başbakanı İbadi ile Barzani'yi Paris'e davet etmesi, bu davetin taraflarda kabul görmesi dikkat çekici bir gelişmedir. Bölgesel bir soruna Paris'te çözüm arayışları, buna da ana aktörlerin sıcak yaklaşması bizim için tartışmalı bir durumdur. Avrupa zaten İspanya'nın Katalonya özerk bölgesindeki tekmeli tokatlı çatışmalı referanduma kilitlidir. Kendi sınırları içindeki bir meseleyi çözemeyen İspanya hükümetinin karşı çıkışlarına rağmen sandık kurulmasının önüne geçemeyen Avrupa sınıfta kalmıştır. Bu referandumu tanımayanlar Irak'ın kuzeyinde demokrasi ve özgürlük ezberleriyle köşe kapmaca oyununa heves ve tevessül etmişlerdir. Sabah başka, akşam başka konuşan, her tarafa çekilecek sözlerle ne kızı verip ne de dünürü küstüren Avrupa zihniyeti bir bakıma suçüstü yakalanmıştır. Bu çarpık zihniyettir ki düğün evinin tefçisi ölü evinin yasçısıdır. İspanya Anayasa Mahkemesi'nin yasa dışı ilan ettiği Avrupa ülkelerinin karşı çıktığı 1 Ekim referandumunda Katalanlar bağımsızlık yönünde oy kullanmışlardır. Bu durum Irak'ın kuzeyinden sonra yeni bir buhranın habercisidir. Avrupa'da taşlar, tahlar sallanacak, rejimler değişecek derken bizimle alay edenler şimdi dut yemiş bülbüle dönmüşler, şaşkınlıktan küçük dillerini yutmuşlardır. Bir bildiğimiz var ki söyledik. İspanya'daki referandumun bu ülke hükümeti yüksek yargı organları tarafından yok hükmünde görülmesi bir anlamının olmadığının ilanı bizim için esas ve asıl karardır. Bu kapsamda Türkiye olarak çok dikkatli, tutarlı ve dengeli politika izlememiz lazımdır. Muhatap Katalanlar değil, İspanya hükümeti, İspanya devletidir. Türkiye hem Avrupa'daki gelişmeleri hem de milli güvenliğini yakından tehdit eden Barzani referandumunun sonuçlarını özgüven içinde ve tavizsiz bir şekilde takip etmeli. Sınır ötesine yönelik mücadele ruhunu harekete geçirmelidir.